Günaydın insanlık. Yapmayın lan böyle bir şey. Geliriniz oğlum. Ben uzaktan çalışıyorum remote olarak. Bugün 5 Eylül. Ulan hayat. Ulan hayat. Yeni video hoş geldim. Ben Özgür. Ben bir bilgisayar mühendisi öğrencisiyim. 2. sınıf bitti. 3. sınıfa geçtim. Çalışan bir bilgisayar mühendisinin, KYK'da kalan bir mühendisin günü nasıl geçiyor? Asıl güne başlamadan benim için önemli olan gece nasıl bittiği. Gece nasıl bitiyor arkadaşlar? En son gözel dişlerimi fırçalıyorum ve buz gibi bir suyla temizleyip yatıyorum. Yatmadan önce son bir plan yapıyorum. Onu birlikte yapacağız şimdi ve süreç bizim için başlıyor. Seni seven kalbim sana. Arkadaşlar yatmadan önce her zaman ben ortalığı toparlar o şekilde yatarım. Sabah kalktığında sorumluluğu çok daha büyük oluyor. Bugünlük mesai yeter. Sabah görüşürüz. Uyuma kalk, işine bak. Arkadaşlar günaydın. Geliyorum. You made this mess and left me with the pieces. Banyodaki, duştaki işimiz bitiyor. Evet, şimdi geldik çantayı hazırlamaya. Bu benim iş çantam. Garanti BBVA'nın çantası. Bilgisayarları falan buna koyuyorum ama bugün böyle yapmayacağım. Tek çanta götüreceğim. Kendi bilgisayarımı da götürmem lazım. Yapacağım işler var. Şu benim, gösteremedim ben. Video bile çekemedim. Hoş geldin hediyelerimden bir tanesiydi. Bunun gibi birkaç tane daha geldi. İşte termosun olsun, mataralar olsun, çantalar olsun. Mesela bu da Garanti gönderdiğim çantaydı. Bunların hepsi birer hediyeydi. Benim için çok güzeldi. Her birini ayrı ayrı saklıyorum, böyle anıları var. Bakalım hayatımda daha ne değişiklikler olacak. Yaşayarak göreceğiz. YouTube'u bu yüzden seviyorum. Bakalım yıllar sonra açıp kendimizi tekrar izleriz. Hayatımızda neler değişmiş. Şimdi hazırlayalım çantayı o zaman. Seri bir şekilde. Burada videoyu hızlandırırız. Daha sonra öğlen de okulda yemek yiyeceğim. O yüzden çok ağır yemek istemedim. Sabah da bastırınca uykum geliyor sonra. Size de önermem çok ağır yemek yemenizi. Hatta ben bunu bile önermem. Kahvaltılık bir şeyler olsa çok daha iyi olur ama şimdi biraz bastırması lazım midemi. Duş falan aldım çünkü. Hadi. Bak bugün kendime aşık olacağım. Aşık olacağım bugün kendime. Evet arkadaşlar, yolum hala bitmedi. İstanbul'un böyle bir sorunu var, yaşarsanız bunları düşünerek hareket etmeniz gerekiyor. Artık biz alıştık yani, ister istemez alışıyorsun. Şimdi Göztepe'de, Göztepe'den son otobüse biniyorum ve kütüphaneye geçiyorum. Oradan sonra artık masa başında oturup uzun soluklu bir çalışma gerçekleştireceğim. Daily vardı, katılacağım. Ferhat abi söylemişti. Bu arada kurumda, bak onu da ben söyleyeyim, çalışırken bizim kendi, yani çalıştığım yerde Garanti BBVA'da şey var, böyle isimle hitap edeceksin. Yaşın hiçbir önemi yok. Örnek veriyorum işte Ahmet, Selim, Selen. Direkt isim böyle. Bey, hanım zaten yok. Abi, abla da yok ama bireysel de tabii Ferhat abi. Ben Ferhat abi diyorum yine. Benim navigatörüm Ferhat abi. Onu da söylemiş olayım. Tamamdır, hadi bakalım. Okulda görüşürüz. Devam edelim. Geldik. Burası benim her zaman çalıştığım yer. Şu an yaz olduğu için kimse yok. Normalde Marmara'nın kütüphanesi ağzına kadar dolu olur. Burası boş oluyor. Toplantıları da burada yapabiliyorum. Şimdi ekipmanları kuracağım. Hazırlanacağım. Hadi gelin izleyin bakayım. Bu arada şu mouse Huawei'nin bir mouse'u. Reklam yapmıyorum bu arada. Reklam keşke alıp yapsaydım. Şurada şey var. 3 tane Bluetooth'u var. Tek mouse'la 3 tane bilgisayarı yönetebiliyorum. Bu da güzel oluyor. Bu da bir ufak şey olsun. Öneri olsun. Kantinci abiyi bekliyorum. Kantinci abim oluyordu lan o. İşte market sahibini bekliyorum. Kahve alacağım. Benim yaptığım bir de şey var. Şu termosum var benim, tamam mı? Ben buna kahveyi alıyorum. Yavaş yavaş, sindire sindire, sakin sakin içiyorum. Hem çok uzun sürüyor içmesi, yoksa ben kahveyi çok hızlı içen bir adamım. Bu bayağı bir sıkıntı olabiliyor benim için. O yüzden alıp uzun vadeli diyoruz. Kahvemi aldım. Enerjim yerine geldi. Hadi bakalım, çalışmaya yoğun bir şekilde başlıyoruz. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. Evet arkadaşlar, toplantı bitti. Zaten gördüğünüz süreci bu şekilde bilgisayarlarla notlarımı alıyorum. Eksiklikleri öğreneceğim, kavramları öğreniyorum ekstradan. Yeni girdiğim birimdeyim şu an, ondan da bahsettim. Bahsettim mi ya hiç bilmiyorum, şu an yeni birime girdim. Veri ve ileri analitik tarafında yer alıyorum. AI Factory tarafındayım biraz daha. Yani yapay zeka teknolojileri tarafı. Ya verinin o ilk işlendiği nokta, ne bileyim, anlatamadım o kadar. Seviyorum burayı çünkü ben veri ve analizi yani hayatımın bir parçası olarak görüyorum. Meslek olarak görmek istemiyorum. İkisini tek bir parçada bütünleştirdim. Bu şekilde geçiyor toplantılar. Bunu sadece bir görmenizi istedim. Size böyle yarım saat kameraya açıp çalıştığımı göstermek çok doğru olmaz. Önemli olan daha çok size ne aktarabildiğimdir. Toplantılar oluyor, daililer tarzı olur böyle. İşte 10-15 dakika günlük görüşmeler oluyor. Bunlar bir projeler oluyor. Kendim bu arada Python tarafında geliştirmeler yapıyorum. Java tarafı da bende var bilgi olarak. Gördüm. Bu sene de yine göreceğiz üzerine. Ama Java kullanmıyorum ben şu an çalıştığım işte. Java yok yani. Daha ağırlıklı Python tarafı var. Benim için bu şekilde. Şimdi saat 12 civarı oldu. Bilgisayarın ekranına bir gidelim size beraber. Notion'da ne yapmış? Gün nasıl geçmiş? Ufak bir gün analizi. Ve şunu yapıyorum. Gün 3'e bölünüyor benim için. Uyanış tam 12'ye kadar olan bir süreç. 12'den 5'e kadar olan bir süreç. Ve 5'ten akşama kadar olan bir süreç olarak. Şimdi ilk periyodu tamamladık. Analizini yapacağız. Günün ikinci periyoduna geçeceğiz. Yani yemekten sonraki kesim. Ondan önce analizini yapalım. Bakalım neler bitirmişim. Evet, saat şu an. Saat tamına saat 12.12. Tamam mı? Arkadaşlar şunu hafife almayın. Hani burada yazıyor ya temel yapılacaklar. Ne olur hayatınızda yaptığınız şeyleri bir kağıt üzerinde bir rapor olsun veya bir dosya üzerinde, olur mu? Gün içinde çünkü bunları hafife aldığınız için günümüzün büyük bir kesimini yiyor ve gerçekten bunlar da hayatımızın bir parçası. Yani yaşamın hepsi şu değil. Bak şurada gördüğünüz işler değil. Yaşamın burası da var. Bunu unutmayalım, olur mu? Şimdi temel yapılacaklar. Uyandım, hatta daha erken uyandım. 7.30 civarında. Kişisel bakımı yaptım. Odamı toparladım. Duşumu yaptım. Kahvaltımı ettim. Kahvemi içtim. Borsaya baktım. Kütüphaneye geldim. Burada temel yapılacakları bitirdim. Okey miyiz? Bu bir İnsanın beyninde pozitif etki yaratıyor. Sonra şirket işlerine geldim. Daily'e katıldım. Projeyle ilgili sunumlara katıldım. Bunu daha bitiremedim. Mail bir düzenlemesi yapmam gerekiyor. Çünkü yeni birime geçtim. Her gün yüzlerce mail geliyor. Bunun bir düzenlemesini yapacağım. Şimdi öğlen yemeğini de işaretliyorum. Günün ilk periyodu tamamdır. Okey miyiz? Şimdi bir yemek yiyelim. Ondan sonra tekrar buluşalım. Yemeğimi yiyip geldim. Şimdi tekrardan bilgisayarın başına geçtik. İkinci periyot başlıyor. Başlamadan önce arada genelde şeyler olabiliyor. Garantide böyle bir konuda yardıma ihtiyacımız olduğunda herkes birbirine koşturuyor. Şimdi Zeliha ile görüşeceğiz. Zeliha da Adana'dan, bilgisayar mühendisinden. Kendisi de Garanti'de. Dur bakalım, eğer şey yapmazsa Zeliha'yı da koyarız hatta videoya, bir selam sakar. Şimdi onunla bir görüşeceğim. Görüştükten sonra birkaç sorusu varmış. Görüştükten sonra tekrar mailleri halledeceğiz. Maillerden sonra artık kişisel çalışmalara başlayabilirim. Çok bir işim kaldı diyemem. Bunları halledeceğiz. Bakalım, şey yaptım, kendime bir tane çikolata aldım. Laviva. Harbi bir şey yapıyormuş, bir reklam yapıyormuş. Yani reklamla konuşamadım, reklam yapıyormuş gibi oldu. Tripod olarak kullandığımda şimdi Mertcan'a buradan saydırıyoruz arkadaşlar. Tripodum Mertcan'da kaldı. Şu an Garanti'nin kampüsünün şeyini kullanıyorum. Termosunu tripod olarak kullanıyorum. Çayımı aldım, çikolatamı aldım. Zeliha'yı bekliyorum. Bakalım. Bir görüşelim. Ondan sonra devam edelim. Benim burnumun burasına ne oldu ya? Bu mesleğin şey olduğu taraflardan bir tanesi de arkadaşlar. Yalnızlığa böyle alışmak, kendi başına böyle oturmak ki ya ben kendim uzaktan çalışacağım. Şu an sadece bir gün bankaya gidiliyor. Full remote olarak çalışılıyor. İleride de bence böyle olacak bu mesleğin. Güzel yanı da var, eksikleri de var. Yalnızlığa alışıyorsun, öyle bir şey var. Güzel bir şey ya, bilmiyorum, ben seviyorum. Arada kendi içime kaçmak güzel oluyor. Şimdi son bir çayım kalmıştı. Onu bir tazeledim. Maillerimi bitirdim. Şimdi mailler tamamdır. Maillerle ilgili hiçbir sıkıntı kalmadı. Hatta bu bilgisayarı artık kapatabilirim. Bununla da işim bitti. Şimdi size bir kere daha not şeyime geçireceğim. Neler kaldı, neleri bitirdim. Bunu sürekli düzenli olarak kullanmanın sebebi bana bir yol haritası oluyor. Reklam puanı almadım bu arada şimdi. Keşke verseler de alsak da eğitim seti hediye etsek. Aa, bu arada reklam veren falan olursa yazsın abi, yönlendirin. Alalım, size gitsin yani en azından. Tamamdır. Gelin şu ekrana bir kere daha dönelim. Şimdi hoş gelmişsen başlayalım. Evet arkadaşlar, ne kalmıştı? Bilgisayar mail düzenlemeleri seansı ve şirketle ilgili işlerimiz de bitti. Hoppala cuppala. Şimdi bir tane çay molasını yaptık. İngilizce kelime çalışmamı da yaptım. Şimdi kaldı aşağı taraf. Şu kadarı bitirdik. Geldim aşağılara. Daha gün daha bitmedi. Daha eğitim setleri var. Staj dosyası hazırlığı var, kitap okuma, film seansı var, hayatsal dertlerimiz var daha akşama doğru. Ya hafif işleri genelde en sona bırakıyorum, tamam mı? Bunlar artık günün müzik açıp tatlı bir şekilde yapıldığı seanslar oluyor. Okey, anlaştık mı? Vallahi anlaştık gibi gözüküyor. Hadi bakalım, şimdiki hedefimiz ne olsun? Şu staj dosyasından önce şu Udemy eğitim setini bir çıkaralım aradan, değil mi? Yoğun olacak bu, tam yorulmadan bitirmemiz gerek. Hadi bakalım, 80'den 87'ye kadar beni bekliyor. Ne kadarını bitirebileceğim? Birlikte görelim. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. Arkadaşlar tükendim. Gerçekten tükendim. Şimdi geldik en önemli yere videolarda. Burayı da söylemem lazım. Benim de bazen böyle motivasyonum düşüyor. Hani böyle illaki konusu açılır. Sen hiç motivasyon düşmüyor mu? Hep böyle mi çalışıyorsun? Tabii ki hayır arkadaşlar. Benim de bittiğim noktalar oluyor. Bugün de tükendiğim noktalardan bir tanesi. Çok yoruldum çünkü sabahtan da durmuyorum. Saat 4 çeyrek, 16-15 yani. Gideceğim, yurda gideceğim. Güzel bir yemek yeriz, biraz dinleniriz. Bu arada bayağı yol kat ettim. 85. videoya kadar geldim. Sadece 2 tane videom kaldı. Onları da artık yurtta keyifle böyle sakin sakin bitiririz. Evet, hazırız. Gidebiliriz. Sohbet edelim birlikte. Üniversiteye ilk geldiğimde 3. senem oluyor artık. Çok şey yaşamıştık, belki hatırlayanlar vardır. Çok zor zamanlardı. Biraz da sohbet edelim istedim videonun ortasında. Tanışmadıklarımız da vardır. Ben uzun zaman YKS'ye hazırlandım. Bilgisayar mühendisliğini kazanmak benim için çok meşakkatli bir süreç oldu. İşte meslek sesinden çıkmam, sürecim, yoğunluklar, depremi yaşamalar, bir sürü şey yaşamışız hayatta. Ama şunu öğrendim arkadaşlar, bunu da hiçbir zaman unutmayalım, olur mu? Bu şey tavsiyesi falan, abi tavsiyesi bile şey deme yani. Normal sıradan bir arkadaşın olarak seninle sohbet ediyorum. Yaşam her şeye rağmen devam eden bir süreçtir gerçekten. Çok şey yaşadım, çok şey kaybettim, çok şey kazandım. Hayatıma giren çıkan insanlar oldu. Hepsine iyi ki diyorum ben. Çünkü çok şey öğrettiler bana. Bugün buradaysam, kamera karşısında hala yaşıyor olarak hareket ediyorsam ve kampüsümdeysem, çok uzun süren çalışmalar sonucunda oluyor böyle şeyler. O yüzden geçmişi de bir unutmamak lazım. Nereden geldiğimizi hiçbir zaman unutmayalım. Öyle. Konuşmak istedim. Kampüsten çıkınca enerjim düştü falan diyormuş. Devam edelim, hadi bakalım. Uzun bir yolculuk bizi bekliyor. 1,5 saat. Ve yolculukları da boş geçirmemeye çalışıyorum. Açmasız olma şimdi bu kadar. Açlıktan bayılacağım. Vallahi bayılacağım. Yerken dizi film izlemeye çalışıyorum. Özellikle İngilizceyi geliştirecek olsun. Veri alanıyla ilgili olan, konuşamıyorum yorgunluktan, hemen iki bir şey deyip gideceğim. Person of Interest miydi yanlış hatırlamıyorsam? Evet, o diziyi izliyorum şu an. Çok iyi geliyor. Veri tarafında ilerlemek isteyen arkadaşlar varsa şey yapabilir. Birazdan konuşuruz. Önce yemek. Vallahi takatıp zannetmedim. Evet, saat ettik. 6:35. Diğer yaptığım şeylerden bir tanesi de geldiğimde çantamı bir köşeye atmak yerine içindeki her şeyi düzenli bir şekilde yerine koyuyorum. Kafamda şöyle bir yapı oluşturmuşum. Her şeyin bir yeri var. Belki arka tarafta gözüküyordur. Şu taraf bana ait değil arkadaşlar. Halit ve Mustafa'nın olduğu taraf. Onlara oradan selam söylüyoruz. Gözünüzü seveyim, toplayın şunları diyoruz. Abi adama laf anlatamıyorum. O yüzden artık şey yapmaz oldum. Benim tarafa dokunmasın, oradan sonra istediği gibi yaşasın diyorum. Buradan selam söylüyoruz ikisine de. Şimdi çantayı boşaltacağım. Düzenleyeceğim, her şeyi yerine koyacağım. Bilgisayarı da tekrar açacağım. Sistemleri kuracağım. Çalışmalara devam edeceğiz. Ama ufak bir dinleneceğim. Gerçekten buna ihtiyacım var. Sabahtan da soluksuz hareket ediyoruz. Biraz dinlenip iş başı yapacağız yine. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. Ops, saat tam 18:48 arkadaşlar. Her şey tekrardan sıfır ve düzenli bir şekilde yerine yerleştirildi. Gelin biraz size hava aldırayım. İstanbul seni hapsetmiş. Bu şekilde yaşadığımız yer. Evet, geldik. Saat şu an tam 1. Eğitim seti bitti. Udemy eğitim setinde istediğim yeri de bitirdim. Tabii ben de tükendim. Bugün fazla yüklenmişim Udemy'ye, onu anladım. 4 saattir falan Udemy tarafında çalışıyorum. Bu şekilde. Şimdi artık hayatsal dertlere geldim. Biraz geç saatte yapacağız bunu. Zaten Halit de gelmedi şimdi. Kıyafetlerimi seçeceğim arkadaşlar. Ya ben normalde belki de fark etmişsinizdir. Çoğu tişört ve benzeri, yani tek şey giyerim böyle. Çok uğraşmam kıyafette falan ama biraz artık bakmak istiyorum kendime bu konuda. Bilmiyorum, değişik bir şeyler yapmak istedim diye de olabilir bu. Kıyafetlerimi seçeceğim. Bunu da videonun ortasına koymaya çalışırım yani. Bunu şey gibi anlaşılmasın da. Eğer kullanmadığınız kıyafetleriniz falan varsa kıyafet kumbaraları falan oluyor. Oraya atarsınız. Ben öyle yapıyorum yani. Böyle mesela botum vardı geçen. Şey yapamadım bunu. Bu sene başka bot alacağım dedim. Biraz da bol geliyordu. Başka birinin ayağına olur bu. Veya başka bir kıyafetiniz sizin için eski olabilir. Mesela bazılarında ben görüyorum kıyafetleri. Hiç kullanmamış, bir iki kere giyiyor mesela, atıyor. Onu bence atması yerine, ki bazen satanlar da var ihtiyacı dahilinde olmasa bile satıyor. Onun yerine bence kıyafet kumbarasına atın ya da ihtiyacı olan birine verin. Bu şekilde daha güzel olur. Ben öyle yapacağım, hani bunu bir farkındalık olsun diye söylüyorum. Bunu yaptığımı övmek için değil, yanlış anlaşılmasın, ne olur çok dikkat edelim o konulara. Çok sevmiyorum o tarafı. Tamam, şimdi gidelim. Kıyafetlerimden uygun olanları seçelim. Onları bir ayarlayalım. Evet, bir tane daha hayatsal problemi çözdük diyebilirim arkadaşlar. Şu şekilde, benim hayatta bulunan tüm kıyafetlerim bunlar. Vallahi çok bir şey yok. Yani 2 ayakkabı var, bunlar da atılacak artık, yeni ayakkabı almam lazım. Şimdilik bunları böyle koydum, tamam mı? Ben bunların hepsini toplu bir şekilde alıp çamaşıra götüreceğim. Çamaşırhaneye yani. Hepsini tek tek güzelce yıkayacağım. Abi ne söylemek istersin videoya ya? Şu kamerayı bir al, tamam mı? Bak. Gel. Abi şu kamerayı bir al. Ben hayatta şeyi isterdim ya sanırım. Böyle ufak yaşta itibaren bir şeyin peşinde böyle tutup ipin sonuna kadar gitmeyi isterdim. Biz hep böyle fakir fukara olarak olduğumuz için yani hep böyle parayı bulduğumuz zaman hep yedik. Keşke diyorum hani bulduğumuzda birazcık da kenara koysak. Bir de şeyi söylesene, bu video yıllarca kalır, tamam mı? Günün birinde yollarımız ayrılır belki. YouTube'da köşede durur. Ve geleceğini ne söylemek istersin abi gerçekten? Abi geleceğime ne söylemek isterim? Kendinden umut buldum. Ay keşkelerin arasında bir tane yapmak istedim. Geleceğime şunu söyleyeceğim. Abi bir gün çok zengin olacağımı biliyorum, tamam mı? Bir gün parayı kıracağım. Bir gün parayı kırdığımda bu videoyu izlediğinde sana ulaşacağım. Eyvallah. Seni bulacağım ve sana bulacağım. İyi olduğunu göreyim, pek istiyorum. Abi benim dediğim tek şey şu: ne yaparsan yap, insanlara yaranamazsın, tamam mı? İnsanları mutlu etmek yerine kendini mutlu olabileceğin yollar aramaya çalış. Yaz onu, yaz onu tarihe. Videoyu şey arkadaşlar var, burada kapatabiliriz. Son bir masaya geçelim. Biraz da size masada günün yaptıklarını analiz edelim. Ve artık serüvenin sonuna gelelim. Daha 16 saat oldu. Ne o, 18. saate gidiyor artık. Hadi gelin bakalım, bir de orayı kapatalım. Tam şu an videonun sonuna geldiğimde 18 saat dolmuş oldu. 2 saat uykudan silersek benim 16 saatlik çalışma periyodum bu şekilde. Bu orta standartta olan çalışma stilim. Eğer zorlarsam bu 18 saate kadar çıkıyor. Bu hayatımın bütünüyle beraber 18 saat. Uykudan kıstığım dönemler oluyor. Azaltırsam da 12 saate düşüyor. Benim stabil yaptığım yaşam stilim bu şekilde oluyor arkadaşlar. Temel yapılacak şeylerim olduğunu söyledim. Sabah uyanış saatim ortalamadır. 8-8.30 dedik. Kişisel bakıma önem veriyorum. Bunu söyledim. İşte duşu, kahvaltısı, kahvesi, borsası. Bakın bunu da arada sıkıştıracağım hemen. Lütfen finansal sağlığınıza ve finansal özgürlüğünüze dikkat edin. Yani ne kadar ülkenin sorunları da olsa bir şekilde köşelere bir şey atmaya çalışın, olur mu? Bunu da unutmayın. Videonun sadece beni izlemeniz değil, ya bir şeyler de eklemek istiyorum videoya bu şekilde. Kütüphaneye geçtim işte, şirket işlerini hallettim mesela. Bunlar bayağı bir vaktimi alabiliyor. Bazı dönemler bunlar çok daha fazla oluyor. Bazı günler daha az. Az olduğu günler kendimi eğitmeye çalışıyorum. Çok olduğu günler yine şirkette de eğitiliyorum baktığımda. Her halükarda bir şeyler öğreniyorum yani. Bir şeyler illaki öğreniyorsun bu yaşamda. Benim için güzel oldu. İngilizce çalışması gerçekleştiriyorum. İngilizce adına mükemmel değilim. Gerçekten mükemmel değilim. Ortalama little into the middle mı diyorlardı. Öyle bir tanım vardı herhalde. Filmimi de izliyorum. Odayı da toparlıyorum. Akşam yemeğimi de yiyorum. Udemy eğitimleri de. Hayatımdaki işte telefon temizliği ve benzeri bayağı bir şey yaptık arkadaşlar. Bu gerçekten yoğun bir program. Yani şimdi şey diyebilirsin ya, benim hayatım böyle düzenli olmayabilir veya ben senden daha düzenliyim. Bakın herkesin hayatı gerçekten kendisine. Hepinizin hayatları farklı, sorunları farklı, aileleri farklı, yaşayış biçimleri farklı. Mesela ben deprem bölgesinde, yani Hataylıyım ben. Oradaki arkadaşlarımın hayatları şu an çok daha farklı. Benim gibi buradaki mesela imkana sahip olamayabiliyor. O adamı anlayışla karşılayacaksın veya o şekilde bir performans beklemeyin arkadaşlar. Hayat hepimize aynı şeyleri sunmuyor. Ben de dediğim gibi hani bunu yaşayan bir arkadaşınız olarak ve sınav döneminde de zor şartlar altında kendimi yetiştirdim. Oranını da gördükten sonra geldiğimiz yeri de unutmamamız gerekiyor. Ben videoyu çok daha uzatırım, çok daha sohbet ederim. Umarım hayatımda böyle yaptığım şeyler, bu videonun sonuna kadar geldiysen, senin hayatına katkısı olan şeyler olmuştur. Benim hayatımı merak etmekten daha çok ya sizin hayatınıza ne kattığı benim için daha önemli. Ben yaşıyorum, hayatımı kayıt altına alıyorum. Instagram tarafında da, burada da. Ya bakıyorum ileride, ben kendimi kendimle kıyaslıyorum. Ben sizden de bunu yapmanızı isterim. Her zaman kendiniz de şey yapın yani, ben ne yapamazsın, başkası yapamazsın. Herkesin hayat şartları farklı. Ya Amerikan motivasyon kanallarının işte Amerika'nın getirdiği bir kapital sistemiyle katarsak hani her şeyi başarabilirsin, şöyle yapabilirsin, böyle yapabilirsin. Aslında bu video bize neyi anlatıyor biliyor musun? Hayatta her şeyi başaramayız arkadaşlar. Her şeye vakit yok. 24 saatimiz var. Bugün gördüğünüz 18 saatlik bir video oldu bu çektiğim. 16 saatim, 18 saatim bu kadar yoğun geçmesine rağmen hala bitiremediğim şeyler var. Bunu hep birlikte gördük. İşte bak, daha sahile gidecektim. Kitap okuyamadım mesela. Staj dosyasını ayarlayamadım. Bazı şeyler aksayabiliyor hayatta. Her şey istediğimiz gibi gitmiyor. Bu konuda da anlaşalım, olur mu? Kendinizi bu kadar hırpalamayın yani. Ben bunu yaşaya yaşaya gördüm. Eğer yaşamadıysanız da bu şekilde bir kazanım olsun sizin için. YouTube'u bu yüzden kullanıyorum. Umarım yararlı olmuştur. Yararlı şeyler de üretmeye devam edeceğim. Hayatımın bir parçası. Bir şeyler bırakıp geliyorum. Fark etmişsinizdir. Bazen bir ay, bazen 4 ay sonra video atıyorum. Çok isterim çok sık atmayı. Mesela bu video benim 3 günümü aldı. Bu videoyu çekmek de bir saat. Bakın gerçekten 18 saatin içinde bu videoyu üretmek de var. Yani kamerayı açıyorsun, hataları var. Bunlar da bir parçası oluyor. çok şey var. Çok parametre ve çok denklem var. Bir mühendislik bakış açısı olarak bayağı bir şey olduğunu söyleyebilirim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. YouTube camiasında 2 yıldır ortalama 2-3 yıldır içerik üreten bir arkadaşınızım. Çok uzun zamandır birlikte olduğumuz arkadaşlar var. Belki aramıza yeni kişiler de katılacaktır. Umarım yararlı olur. Umarım hayatına katkısı olan şeyler olmuştur. Bazı kelimeler tekrar ediyorsa affola. Çünkü çok yoruldum artık. Konuşamıyorum ve bazı kelimeleri seçemiyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Videonun sonunda söyleyeyim. Fikirlerine, düşüncelerine, yoruma bekliyorum. Yani böyle abi video çok iyi olmuş gibi değil. Sen hayatında ne yapıyorsun? Ben de sizin hayatlarınızı merak ediyorum. Yani siz diyorsunuz ya Özgür ben senin hayatını merak ediyorum. Bu videoyu benden mesela yüzlerce kişi istedi. Ben o yüzden dedim ki artık hani hayatımdan gerekirse bir yerden kısayım ve bunu çekmem gerekiyor. Ben de sizlerin hayatını merak ediyorum. Sizler ne yapıyorsunuz mesela hayatınızda? Gününüz nasıl geçiyor? Bazısı diyor ki ben sabahtan akşama kadar Reels izliyorum. Bazısı diyor ki şöyle. Bu kadar yapmayın arkadaşlar. Ömür bundan çok daha fazlası. Başkalarının hayatını görerek yaşayamayız. Başkalarının hayatıyla yaşanmaz yani. Kendi hayatınıza bakmanız gerekiyor. Ve elinizdeki imkanlara her zaman dönüp bakın olur mu? Yani buna ben sahip değilim deyip şikayet etmenin ben hiçbir zaman bir çözüm olduğunu görmedim. Bunu zamanında ben de yaptım. Meslek sesi dönemimde. Bana hiçbir şey kazandırmadı. Sonra üzerine koya koya bununla inatlaşa bir yerlere geliyoruz yani. Ben bunu gördüm. Her zaman da üzerine koymaya devam edeceğim. Yoruluyoruz. Yorulmayı da böyle hani şey görmeyin. Bu hayatın bir parçası. Artık buna alışmamız gerekiyor. Tamam. Video bayağı uzun olacak. Umarım izlersiniz bu kadar uzun bir videoyu. Ben olsam bu kadar dikkatimi verebilir miydim bilmiyorum. Elimden geldiğince kırpıp biçmeye çalışacağım videoyu. Kendinize çok dikkat edin. Ben bu videoyu bilmiyorum 2020 kaçta izleriz artık. Bugün 2023.09.07. Yani Eylül ayındayız. Yaz bitti. Yazı güzel geçirdiğimi düşünüyorum. Kendime söyleyebileceğim bir şey varsa... İyi ki diyorum, iyi ki çabalamışım, iyi ki hala mücadele ediyorum. O kadar depremdeki kayba, yaşama göre her şeyden sıfırdan başlamaya. Ben size çok daha fazla şey anlatmak isterdim. Artık podcastlere geçmeyi düşünüyorum çünkü videoyla yetişmeyecek. Hayatımı artık bir podcastte anlatmak istiyorum size. Paylaşmam lazım, bazı duyguları paylaşmam lazım. Çünkü bazılarınızın bana DM'de veya farklı bir yerde mesaj attığında kendi hayatımdan parçalar görüyorum. Bunları birlikte konuşup çözeriz. Biraz da utandım uzun zamandır kamera karşısına geçmediğim için bana şu an garip geliyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu daha böyle enerji kapatmak isterdim. Kusura bakmayın. O yüzden videonun direkt mesaj geldi. Zeliha'dan mesaj geldi. İyi onunla da bir son kapatalım. Sohbeti bitirelim. Öyle olsun. Ona da buradan çok selam söylüyoruz. O da Garanti'de çalışma arkadaşım. Bugün bayağı bir sohbet ettik dediğim gibi. Az önce söylediğim gibi. Ona da başarılar diliyorum. Farklı birimlerdeyiz. O ödeme sistemlerinde miydi acaba? O Java tarafında ben daha çok veri tarafındayım. Ama çok farklı şeyler var. Hala mesajlar geliyor. Ben gidiyorum. Çok öptüm. Kendinize çok dikkat edin. Bana da güzel şanslar dileyin. Olur mu? Hayatım güzel gitsin. Çok fazla engebeyle karşılaştım. Umarım artık biraz daha sorunların çözüldüğü bir yaşamım olur. Hepinize ne diyeyim? İyi akşamlar diyeyim. Tekrardan öptüm. Hadi görüşmek üzere. Bay bay.